Gördüğünüz gibi efendim. Yani Halifeti Saklı Cennet, Sitte Slow. Yani şahane bir yerdeyiz gerçekten. Nasıl olalım, şahaneyiz yani. Karagül maceranız nasıl başladı? İlk set gününüzü hatırlıyor musunuz? Karagül maceramız 4 yıl önce başladı. İlk set günümü de hatırlıyorum tabii ki. Adana Yumurtalık'ta çektik işte. Özcan Deniz'i boğma sahneleri falan, işte suya düşme sahneleri vardı. Vallahi çok heyecanlıydık yani hani. Ve kışın başladık soğukta. Benim en çok zorlandığım sahne Fırat'ta -20 derecede boğuluyor olmamdı. Gerçekten dondum. Yani içim hani o sahneyi izleyenler görecektir. İçimde benim o gömleğin altında balık adam kıyafetleri var ama mümkün değil. Her yerinden sular girdi. Çünkü onun üstünü de kapatmanız gerekiyor. Kapatmadığınız zaman bir şey ifade etmiyor. Bayağı üşümüştüm. Yani hipotermi falan geçiriyordum neredeyse. Atlattık işte. Bayan benim oğlum. Onu benden kimse alamaz. Anladın mı? Dur. Çok sıktım lan. Ama şahane gitti ya işte. Yani Karagül efsane dizi. Peki Karagül'ün efsane olmasındaki en büyük etken neydi? Şimdi Karagül'ün efsane olmasında en büyük özelliği bir kere senaryo. Senaryonun kurgusu da çok güzel. Yani çok iyi kurulmuş. Yani karakterler özellikle şahane yaratılmış. İsimler öyle keza. Yani Kendall isim mesela hani ben hiç duymamıştım. İşte uçurumun kenarı anlamına gelen yani kenarında oluşan dallar anlamı yani. Kenarın keni alınmış, dalında dalı yani gibi yani. Kendall, uçurumun yani yıkılmaya yakın. Uçurumun kenarı yani. Çok da güzel bir isim, ben de çok sevdim. Kendall. Adımı uçurumun kıyısı diye koymandan belli ana. Murat muradındı. Bense düşüp ölmekten korktuğun uçurum oldum. Öyle değil mi hanım? Evinden kovduğun, karılarının, bacılarının gözü önünde tokadı basıp... dur. Evinden kovduğun, karılarının, bacılarının gözü önünde tokadı bastığın Kendall. İt gibi çalıştım ben ana. Yıllarca it gibi çalıştım. Vallahi macera öyle başladı. 4 yıl ve bitiyor ya. Çok üzülüyorum vallahi nesine. Belki Şükrü abi sürpriz yapar da devamını ettirir acaba. Peki Kendall bu kadar kötüyken nasıl bu kadar sempatik bulunabiliyor yani insanlar tarafından? Şimdi evet, enteresan bir nokta burası da. Hani kötü karakterin sevilmesi enteresan oldu. Yani özellikle çocuklar. Yani çocuklar hem seyrediyor. Yani gayet dikkatli de seyrediyorlar. Eleştiri de yapıyorlar hani. Ve seviyorlar. Yani hani bütün herkes seviyor. Bütün şeyi yani seyredenlerin hepsi bir şekilde sevimli kötü işte. Olunca hem seviyorlar hem de işte yakınıyorlar. Allah senin cezanı versin. Ah Kendall yaktın yine bak falan filan. Yani işte gerçek bir hikaye yani hani. Ayağı yere sağlam basan bir senaryo. Olduğu için hani karakterlerde bu kendi şey oyuncu arkadaşlarımızla, oyundaşlarımızla hani karakterleri gayet iyi taşıdılar. Yani gerçek olduğu için yani hayattan olduğu için, hayatın içinden olduğu için yani çok sahte öyle hayal dünyasına çok dolandırmadık yani. Gerçek neyse çatır çatır onu yaptık yani. O yüzden hani tutunmasının bu kadar reyting almasının sebebi de budur yani. Hem karakterler hem senaryo. Kendall. Amma Şanver değil. Bizim bildiğimiz yandan. Ama Şanverdi değil. Bu eller... Bu eller düşmanın boynuna dolanan... sevdiklerine tokat gibi çarpan bu eller Kendall. Ama Şanverdi değil. Ayna bulmam lazım benim. Bir ayna bulmam lazım. Yüzüme bakmam lazım benim.
anam dahil kimsenin bakmadığı yüzüme bakmam lazım benim. Oynarken oynayamadık. Ya sen böyle söylüyorsun kayıtta. Allah Allah. Yabancı değil ya. Abi tirat işte yani. Tirat bizim işimiz tabii de. Ama biz de insanız yani. Kolay olmuyor yani onlar. Hem oynayınca hem diyerek yapacaksın. Onlar oturdu yani monitörde. Oh. Hocam hala kayıtta farklı mısın Mesut abi? Olsun ama seni iyi. Projemde biraz sarhoş olmaya yer verin. Beraber çalışayım. Bugün benim Karagül'deki son iş günümdü. Karagül'ü tamamlamış oluyorum ve akşam dönüyorum artık İstanbul'a. Biz burada 4 sezon geçirdik, dolu dolu. 125 bölüm çektik, dile kolay. Hepsi birbirinden özel sahnelerdi, yani özel bölümlerdi. Çok da insanlar tarafından çok sevildi. Gerçekten efsane bir dizi oldu. Bilmiyorum. Şimdi şu anda ne, yani duygularımı da tam olarak anlamış değilim şu anda. Bitti işte. Karagül bitti ve ben eve dönüyorum artık. Bundan sonrasını bilmiyorum ne yapacağım. Herkesin sevdiği bir karakter oldu Kadriye. Bu kadar uzun süreli bir projede şehir dışında çalışmanın size nasıl yansıdı? Ben vallahi Karagül endeksli yaşadım 4 sene. Bütün işlerimi buna göre ayarladım ama her hafta İstanbul'a gittim. Çünkü orada da benim bir hayatım var. Hayatım havaalanlarında ve uçaklarda geçti. Bir hostes kadar çok uçtum diyebilirim. İşin en zor tarafı oydu benim için. Çünkü ister istemez zaten hani otel odasında yaşadık 4 sezon boyunca. Evimizden uzağız, arkadaşlarımızdan uzağız. Artık İstanbul'a gittiğimde de hiçbir şey yapmıyordum, kimseyi aramıyordum. Çünkü zaten ya bir gün ya iki gün. Olmuyordu yani. Hani evimde geçirmeyi tercih ediyordum açıkçası. İşte minik minik işlerimi hallediyordum. En zoru gerçekten insanın sevdiklerinden, evinden uzak kalması. Şehir dışı işinde daha önceden başka işlerde de çok bulundum. Ya zor tabii ki yani evinizden, yurdunuzdan, hani her dostunuzdan, ailenizden, herkesten uzaksınız. Hadi benimki neyse ben gittim birkaç kez bulundum, döndüm ama orada 4 yıldır neredeyse orada olan oyuncular var. Onlar için çok ağır olmuştur. Son dönemde anladığım artık oralı olmuşlar. Yani ağır olmaktan ziyade şimdi oradan dönüş onlar için çok zor olmuş. Bizim orada hep beraber olmamız yani biz hepimiz aynı otelde kalıyoruz. Hepimiz aynı sete gidiyoruz. Setimiz belli, otelimiz belli. Gün içinde tabii ki ister istemez hep beraberiz. Bu da bize şeyi sağladı yani biz bir aile olduk. Yani Karagül dev bir aile oldu. Evimizden uzakta çalışmanın tabii ki handikapları da oldu. Nihayetinde büyük şehirlerde çalışıp, büyük şehirlerde büyüdükten sonra böyle lokasyonu çok ufak olan yerlerde, şehirlerde çalışmak sosyal hayatımızdaki değişiklikleri tabii ki sağlıyor. Gün içerisinde yaptığımız şeyler, aktiviteleri burada yapamıyoruz çünkü çok yoğun bir çalışma programımız vardı. Ama benim için keyifliydi. Şehir dışı işleri bana her zaman daha uğurlu geliyor. Her nedense. Burada da uzun süreli oldu. Benim için keyifliydi. Şehir dışı olmasının zorluğu başta şu oldu tabii. Bir ev ortamı maalesef. Yani bir evden uzakta ve sevdiklerinden uzakta olmak biraz yorucu olabiliyor zaman zaman psikolojik açıdan. Ama burada bir aile gibi olduk. Dolayısıyla o süreçleri de bir şekilde atlattık. Ve şu an hatta çok üzülüyoruz buradan gideceğimiz için. Biraz evimizden ve kendi özel hayatlarımızdan uzak kalmak oldu. O konuda biraz zorlandık işin açıkçası. Her şeyden önce dürüst olmak lazım. Tabii ki evinden uzak yaşamak çok zor. Otelde yaşamak da çok zor. Ama ne var ki bu bizim işimizin gerçeği. Biz de bunu kabul etmiş profesyonel oyuncularız artık. O yüzden işimizin artısıyla, eksisiyle biz yaptığımız her projeyi bize hediyeler veren, bizi ödüllendiren, onurlandıran her projeyi çok seviyorum. Yeni bir yerde olmak hem avantajlı hem dezavantajlı. Avantajı işe çok konsantre oluyorsunuz. Burada İstanbul'un trafiğiyle, günlük hayatın stresiyle, kendi günlük kişisel problemlerinizle uğraşmaktan bazen işe konsantre olmak zor. Ama buradan uzaklaştığınızda o problemlerden de uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu da işe yansıyor.
Ama zor tarafları da tabii ki özlüyorsunuz. Yani evinizi, ailenizi, dostlarınızı özlüyorsunuz. Hiç sıkılmadım yani. Hani böyle ya şimdi sıkılmaz bir insan falan hani. Çünkü sıkılmaya da vakit yok aslında. Ben neredeyse her gün çalışıyorum yani. Hani repolarda dinleniyorum. Mesela senaryo gereği yani işim olmuyor falan hani. Genelde oteldeyim yani. İşte bazı yerlere gidiyorum. Antalya işte güzel yerleri, çok şahane yerleri var. Burada çekim burada iki gün olunca burada kalıyorum ben mutlaka. Dönmüyorum yani. Hem bir değişiklik oluyor, bir hava oluyor işte. Hem de baksanıza Fırat'ın kenarındayız vallahi. Şahane yerdeyiz. Asım'ın karakterinin gerçekçiliğine sağlanması için birçok neden var. Çünkü bu işin içinde senaryo var. Bu işin içinde reji var. Bu işin içinde diğer oyuncular var. Bir kere her şeyden önce benim annemi oynayan Hülya Duyar var. Yani hani Hülya ablanın Emine karakteri Asım'ın %50'sini getirdi. Yani Asım ne yaşarsa yaşasın yanındaki anne figürü eğer Asım'a o gözlerle bakmazsa, eğer o sevgi dolu bakışları atmazsa Asım zaten olmazdı. Etrafındaki bütün karakterler Asım'a öyle davranmasaydı zaten Asım'ın %50'si yok olurdu. Asım, bu konuşmalarımız aramızda. Çok özür dilerim, kemer takılıydı. Gelmiyor, frene mi basıyorsun abi? Bunlar böyle, gelmez bunlar. Anladın değil mi? Anladım. Ben giderim. Hey aile bağlı. Çok keyif aldığım bir proje oldu. Çünkü yönetmenimi çok seviyorum ben, Murat Saraçoğlu'nu. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü en dramatik sahnede bile siz de şahit olduğunuz bir şey yapıyor. Komiklik yapıyor mesela. En kötü bir sahnede gülelim diye. Ki biraz daha relax olalım, daha o şeye kapılmayalım diye. Aa, Murat! Ne yapacağım yine? Okey hocam. Murat canım ben. Tamam hocam, okey şimdi anladım. Anlatınca anlatalım. Anlatabilirsin anlatır. Mesut, evin açılıyor mu? Aa, yapıyordun ya. Ya biz kırk yılı eziyor, eziyor. Allah belanı versin. Çok. Pardon ha. Yok, resimden bir şey yaptım. Ay pardon, okey, çok anladım. Dur Kendal. İkincisini sıkmak istemiyorsan beynin mi? Mesut'la, hele Mesut Akustay'la hani her sahnemiz zaten bir hem oyuncu olarak bir uçuyorsunuz ama o kadar da eğleniyoruz yani. Çok çünkü o yüzden şu anda diyemem, bu sahnede çok eğlendik diyemem. Çünkü hemen hemen Mesut'la olan bütün sahnelerde eğlendim ben. Ya güzel gidiyordu ya. Kamera! Çoğu sahnelerimde eğlendim, güldüm. Yani şahit oluyorsunuz zaten. O yüzden benim için Karagül gerçekten çok eğlenceli ve güzel geçti. Öyle söyleyeyim. Bir de sonra yaklaşırsın falan dedi. Tavşan gibi. Sen ne hatırlıyor musun? Böyle yaptı. Böyle döndü. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki hocam. Neredeydi? Bir anlatırsın. Ben hapishane gittiğimde kapıda çekim yapıyordum. Ama hocam o benim istiyor konuyu mantonla ilgili. Manton? Evine doğru oturuyor. Öyle o sert o şey işte. Şokuyla orada oturmuş kaldı yani. Benzin ateş etmiş. Benzin benzin de kafa yapmış. Ateş etmiş. Benim kulağım olur. Kafa yapalım. Şu vicdansızı yakalayın. Ben... Kalktın Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Türk askeri. Yoksa kim günüm var da avluda. Olsun gene de. Avludaki son sahne. Teşekkür ediyorum. Hocam. Çok güzel. Yani dur. Ben size teşekkür ediyorum. Çok güzel kah, bıçakla kovalamalar olsun. Böğürerek ağlamalar olsun. Efendim söyleyeyim başka. Neler neler. Zehirlenenler mi ararsın? Bıçaklananlar, dur Kendal yapma. Bu olanlar. Asım'ı aşağılamalar. Seyircinin ağladığı o görkemli sahneler. Leper be falan. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Melek kızımızı oğlumuz Kendal'a istiyoruz Kendal'a.
Ne arıyor? Neden gülür hanım? Pamuklar var da. Hayırdır diyorum bu ilgi. Ya. Oh. Bak bu ton sinir bozucu. İster yıkarım, ister yakarım. Allah Allah. Nankörler? Daha bundan iyi günleriniz, kapıma gelin. Ya dur be, orada okursun tabii. Yok yok bir şey. Ne oldu lan? Ne oldu? Görmen lazım abi bunu, anlatamam. Allah'ıma şükürler olsun ki ezan. Bak, hayır, tamam dur, tamam. Ulan bir günde rahat verin be, bir dert açmayın. Ulan bir gün, ulan bir günde dert açmayın başıma. Yapacağım. Allah'ım, ne oldu lan buraya? Ne oldu lan? Lan, neresiydi lan? Şurası mıydı lan? Kendim yazıp kendim yönetip oynuyorum. Ha ha ha, üç. 2-1 kayıt. Vay vay. Benim girişimden iyi mi ya? Gendala dur demekten başka ne bilmiyorum. Arabanın kliması çalışmıyor. Çocuk ağlıyor. Şükrü abi, yani kaptan. Arabaya klimasını gaz boydurmamız lazım. Hani burada söyleyeyim ben de yani. Yiğit de burada zaten. Her ikiyi söyle dedi. Ben de bir aracı olarak... Evet. Şey, sahne 47. Yandık arabanın içinde yani. 3, 2, 1. Dur lan bir dakika. Canları da kapatıyoruz ki iyice hani şey olalım, ödelim. Kayıt değil lan. İddia. Buyurun. Buyurun. Çocuk kaçtı lan. Kayıt daha. Buyurun. Buyurun. Gel Mehdi, gel buraya gel. Gel. Mehdi, gel buraya Mehdi. Dur. Kayıtta. Bana çarpma. Mehdi öyle bir şey. Gel. Aynen. Uyur. Bana dikleneceğine o***la sahip çıksan. Ağzını yiyorsun. Ağzını lan. Cezaevi aracı yarım metrekare. Kendinin kafası zaten 2 metrekare. Metreküp. Çok zorlanıyoruz. Yakalandınız ya. Oğuzlu Bey'e. Ha? Yakalandınız sonunda. Evet yakalandık vallahi şu anda. Bak bak buraya bak. Bunlar hiç devlet yok. Taktı bana devlet. Bende de var o yıldızlardan abi. Ya bakalım cezaevi aracına sen. Cezaevi aracı. Ya bir ifadeni alayım. Şimdi sallayacak mısın? Yaptığım kötülük mü? Ben onu büyüterciydim. Büyüterciydim onu. Boyu boyumu geçerciydim aslanım. Bir kez baba dedi bana bileyim mi? Baba dedi bana. Ömrüm boyunca defalarca binlerce kez duymak istediğim. Baba dedi.
Belki bilmeyerek ya da bilerek dedi ama baba dedi. Duydum ben, duydum, bileyim baba dedi. Asla onu büyüterciydim. Boyu boyumu geçerciydi. Eli iş, göğünü sevda tutarcıydı. Bebeğimi kaybettiğim bir sahne olmuştu çok önceleri. Orada da hani yeni yeni performansını gösterdiğim sahnelerimden biriydi. Ve kendimi böyle 3-4 gün çok kötü hissetmeye zorladım. Oradan çıkışım da çok zor oldu o hisler. Tabii sonradan hani belli teknikler bulabiliyorsun ama o ilk zamanlar ve ağır bir sahne olduğu için ben en kolay yoldan hani girdim. O biraz benim aklımda kaldı, üzüldü beni birazcık. Nereye basacaksın ha? Gel. Hop, süper. 2-1, kayıttayız. Sen aklını mı oynattın ha? Allah belamı versin var ya. Bu ben. Oğlanım lan ben seni. Çekil lan. Gel buraya. Gel buraya. Kendal, bak o Recep'in üstüne gitmeyesin. Bana söz verdin, unutma. Yok ana, yok. Benim için o mesele kapandı artık. Biz konuştuk. O da burada durmayacak zaten. Hatasını anladı. He anam, haydi görüşürük, haydi. Zorunda mıydı he Fırat? Zorunda mıydı? Ha? Ben sana ne dedim? Oğlumu kucağıma almama kimse mani olamaz demedim mi ha? Gedeydin ya kızına. Ben sana demedim mi herkes evladına diye? Finali çok yani 3 sene önceden belirgindi. Yani buradaki Kendall'ın bu işten alacağı ceza... Bu ölüm olmamalıydı yani çünkü seyirci o kadar Kendall'a odaklandı ki yani Kendall'ın bir şekilde bir ceza görmesi gerekiyordu. Bu cezada zannediyorum ölüm istemezdi seyirci ve kötülüklerin ve kötünün kazanmayacağı bir final olması gerekiyordu. Onun için hep kafamda benim Kendall'ın cezasının ağır büyük olması gerekiyor.
bu kadar insana eziyet çektirdi, bu kadar insanın ölümüne sebep oldu. Bu benim kafamda çoktan beri vardı finali. Kısmet oldu, onu şu an öyle yaptık yani. Güzel oldu bence. İçinde bulunduğunuz karakterin sürekli cinayet işliyor olması size yanlış gelmedi mi? Yani nasıl bu kadar çabuk benimsediniz? Yok. Kendi alıyorlar. Beni kendi alıyorlar. Dava açayım ya. Sen hırsızlardan, yapımcıdan. Yapıştık aşağıdan dava açayım diye ben. Ben Afşar filmden davacıyım. Beni bu hale getirip arabaların içine döndürüp beni sürümetimden faydalanıp tamam mı? Afşar'dan davacıyım. Ben Gendal. Beni Gendal yapanlardan davacıyım. Çok keyif aldığım sahneler oldu. Çok duygu yüklü olan sahnelerdi onlar da. Daha çok işte çocuklarımla olan sahnelerdi. Neydi mesela Ada karakteriyle kızımla bir sahnem vardı nehir kenarında. Fırat Atölye'nin aşağısında çekmiştik onu. Zaten görsel olarak da muhteşemdi manzara açısından. Sahnede değişik bir sahneydi. Çok korkmuştum o sahneden de. Kendimi tokatladığım bir sahneydi aslında. Onu çok severek oynamıştım. Yani böyle hep korktuğum sahneler sonrasında çok sevdiğim sahneler olabiliyor. Babanız beni yıllarca aldatmış. Bir tane de karısı varmış. Anne yapma. Bir tane de oğlu varmış. Yapma anne. Yıllarca aldatmış. Kendal boğmaya kalkar. Narin her bakışıyla kin kusar. Peki ben kimden hesap soracağım ha? Ben kimden hesap soracağım? Diyorsun ya bu tokatın hesabını kim verecek diye. Annem verecek. Hadi. Hadi vur! Anne! Ben sana tokat attım ya, sen de bana tokat at. Anne yapma! Hadi! Ne yapma ne olur, yapma! Vur Ada, hadi! Final sahne işte 124, 123'ten başlayıp Şükrü abi kaptan hani etinden sürümden faydalanın hani deyip yani 123, 124 özellikle ve 125 yani bu yavaş yavaş kafayı yemeye doğru işte artık akıl sağlığını da yitiriyor. Sinirsel titremeleri falan başlıyor. En zorlandığım bölüm bu. 3 bölüm oldu yani hani finale doğru harbiden. Yine mi sen? Ha? Öldür sen, öldür! Defol git, defol git! Geldiler, öldürecekler beni, öldürecekler. Öldün sen, öldün yoksun. Yoksun, öldünüz siz! Öldünüz, yardım edin! Yardım edin! Yardım et! Yardım et, öldürecekler beni, geldiler! Yardım edin! Yardım edin beni! Beynen ve bedenen çok yorucu bir şey oldu yani hani o karakter şimdi bir anda oradan Kendal Ağa'dan bir anda hop artık iyice bir adama geçiyor işte titremeler falan filan. Bu daha çok yordu beni yani işte o yüzden ben hala titriyorum yani şu anda. Setten çıkıp buraya geldiğimiz için yani bu da işte bu iyi bir şey ya. Yani işini severek yapmazsan tadı yok, tadı çıkmıyor yani. Kötü bir karaktere bu dizide seyirci ağladı. Zaten biz onu planlayarak götürdük. Yani kötülerin neden kötü olduğunu, sebeplerinin ne olduğunu, yani o hakikaten kendisi kötü mü? Yoksa onu oraya iten unsurlar mı var, kötü olmasına sebepler mi var? Bunu da bu dizide gösterdik. Fabrikanın yanma sahnesinde
Çatıdan indiğimiz bir şey vardı, bölüm vardı. Oradan itfaiyenin kurtarma sepetiyle inme sahnesi. Orada biraz tırstım açıkçası çünkü çok yüksek ve küçücük bir sepetin içindesiniz, hani hiçbir güvenliğim yok. Tek korktuğum sahne oydu, hani çok kaza çektik, yangın çektik, vurulma çektik. Yani hiçbirinde böyle hani aman şimdi bir şey mi olacak diye korkmadım. Ver elini evladım. Önce elini, sonra kararını ver. Ya atlayalım amca yeğen bitsin geçsin, ya da tut elimden, kaldığımız yerden devam edelim. Sanki baba oğul gibi. Ben seni hep oğlum bildim. Oğlum dedim. Baran. Yaklaşma. Baran, ver şu elini. Amca lütfen. Ara, yapma! Oğlum ver şu elini! Bak! Benim de kafamı suya böyle soktuğunda, ben de böyle çırpındım işte. Diğerleri de buralarda duruyorlar.
Bitti artık. Bitti. Lafı bitsin. Çünkü bir bölümde çok... 126. Kaç dış gece? Hayır. Kaç dış gece? Kaç dış gece? Hadi. İlk önce Ecem'in söyleyeceğim. Araba giderken sen söyle lafı. İlayda ile Hülya birbirine şey olsun. Ayşe hocam. Ayşe kim olsun? Ayşe. Ha, Ayşe olsun ama İlayda da olsun. Olsun, olur. Rüzgar nereye gitmiş? Bana teklif edilen rol tabii ki beni korkuttu. Çünkü Asım çok fazla farklılığı olan bir karakter. Yani bir kere öncelikle engelli bir karakteri oynamak için gerçekten hani başka şeylerin sahibi olmamız gerekiyor. Başka bilinçleri bilmek gerekiyor. Yani ben açıkçası korktum, gerildim, ne yapacağımı bilemedim. En çok korktuğum şey de şu oldu. Karakterin yanlış bir yöne gitmesi insanları üzebilir, insanları başka bir yere götürebilir. Yani yanlış bir şey yaparsam kötü bir duruma düşebilirim, kariyerim için kötü olabilir, engelleri yanlış anlatabilirim. Bütün bunlardan korktuğum için Asım'ın gerçekten inandırıcı olması için çabaladım. Gerçekten onun için çalıştık. Zaten Murat Hoca'yla da ilk konuştuğum şey o oldu. Bayağı bir üstüne çalıştıktan sonra hep beraber bulduk. Yani hepimizin yarattığı bir şey oldu Asım. Sadece benim atlattığım bir şey değil, hepimizin çıkardığı bir şey oldu. Ben orada Kenan'ın üvey kardeşini oynuyordum. Fakat o kadar grift bir dizi ki herkes birbirinin kardeşi, oğlu, babası, eşi, çoluğu, çocuğu çıktığı için ben bu kadarla kurtulduğumu aslında dua ediyorum gayet iyi. Kendall'ın üvey kardeşi diye. İyi adam oynuyordum. Kendall'ın haricinde herkes bir iyilik durumu vardı. Fakat ben tamamen %100 iyiydim. Fazla bir entrika çevirmeden işte Kendall'ı yenmeye çalışan. Genel olarak daha şehirli bir adam tarzıyla ona intikam almaya çalışan bir karakterdi. Belden aşağısı tutmayanlar yüzebiliyor mu? Onu öğreneceğiz. Lan. Olan öfkesi, bunu yaparken altyapısı o kadar güçlü ki yani zaman zaman, mesela bizim Kendall'la bir sahnemiz vardı hapishanede, hani seyirci hep orada geldi, Murat abisinin karşısına çıktı ve şimdi Kendall'ı mahvedecek falan derken iş terse döndü. Kendall kendini öyle bir savundu ki birçok seyircinin kafası karıştı orada, yani vay lan bu adam haklıymış falan demeye başladılar. Yani Kendall'ın kendince, kendi nedenleri ve sebepleri çok güçlüydü. Sadece işte hani dediğim gibi bunu kötücül bir şekilde açığa çıkartıyordu. Ben Kendall'ı şeye çok benzetiyorum, Batman'deki Joker'e çok benzetiyorum. Ona da sorduğunuzda kendince o kadar mantıklı cevapları vardı. Neyin hesabını yapayım ha? Yüzüm varmış gibi. Anam seni öldürdüm diye bana tüfek doğrulttu. Kıyamadı, eli varmadı. Kendi gırtlağına dayadı. Son anda yetiştim, az daha kendine vuruyordu. Oğlu oğlunu öldürmüştü çünkü. Sen ne yapıyordun o sırada ha? Saklandığın yerden izleyip fotoğraf mı çekiydin? Benimle ödeşmek mi isteyin Murat? Haydi ödeşek. Yap bakalım hesabını, kitabını. Eğer birazcık aklın varsa beni buradan çıkarttırmazsın.
Eğer buradan çıkarsam asıl benim seninle hesabım olacak. Hesap günü geldi deyin ya. Haklısın. Hesap günü geldi. Çok rüya sahnelerimiz vardı. Efsane olmuş rüya sahnelerimiz vardı ve her bölüm yazılıyordu artık. Bizden sonra başka dizilerde de rüya, herkes rüya çekmeye başladı ama inanılmaz güzel rüya sahnelerimiz var. Bu rüyalar tabii ki bu tamamen rejiye bağlı bir rüyalar. Yani biz bunu kağıt üzerinde böyle çok tamamını, yani rüyanın tamamını biz yazmıyoruz. Rejiye bırakıyoruz daha çok inisiyatifi ve rejiden böyle çok güzel sahneler, çok güzel rüyalar çıkınca biz her bölümde artık bir rüya alışkanlık haline getirdik. Çünkü seyirci de rüyaları çok beğeniyor. Bu tamamen rejinin bir başarısı. Tabii ki senaryoda da bir başarı var ama bana göre rejinin başarısıdır bu rüyaların bu kadar güzel olması, ilgi görmesi. Annemi toprağın altına bir tabutu içerisinde gömdüğü sahneydi. Onu öğrenip gidip işte topraktan o şeyi, tabutu çıkarmak. O bana belki fiziki olarak çok ağır bir sahne değildi ama psikolojik olarak gerçekten çok etkilendiğim sahnelerden biriydi. Koy! Kendal!
Karagül sonu olmayan bir macera, yani sonunu göremediğimiz bir maceraydı aslında. Hani bir maceraya başlarsınız ve sonunu göremezsiniz ya, nasıl gider, ne kadar gider. Bu kadar uzun süreceğini aslında kimse tahmin etmiyordu herhalde ama çok güzel bir yerde, çok güzel bir şekilde bitiriyoruz. İnşallah böyle daha uzun güzel işlerimiz olur. Yani herkese kısmet olmaz çünkü 4 sezon boyunca zirvede bir işi bitirmek inanılmaz güzel. Kimsiniz lan siz? Şan verdi kadınlara. Bu fabrika bizim, anladınız mı? İlk rüya sahnesi Karagül'de, benim rüya sahnemde ve yani hala konuşulur o rüya sahnesi. Sevgili Murat Saraçoğlu'na teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten çok güzel bir sahneydi. Hocamız da çok güzel çekti. Dolayısıyla o rüya sahnesinin bende ayrı bir yeri vardır. Hem kendi karakter olarak Maya'nın rüyası olduğu için. Baran, Narin ve ben vardım rüyada. Çok keyifli bir sahneydi benim için. Bölümde Ece suya atlayacak, böyle bir sahne vardı, Fırat Nehri'ne atlayacak falan. Tabii Fırat Nehri'ne insanı, bir insanı atmak zor. Biz de onun teknik çalışmasını çok uzun boylu yaptık ve en son Fırat'ta yapamayacağımıza karar verdik. İlk çektiğimizde bunun su altı kısmıydı. Biz bayağı bir böyle berrak su bulmak için Adana, Yumurtalık, işte ne bileyim oradan yapamadık, olmadı. Yavuz mabuzu attık, böyle üşüdü oyuncular hepsi, şu bu. En son sağlıklı görüntü elde edemedik ve en son Kaş'a gittik. O çekimde Ece Fırat Nehri'nden şeye atlıyor. Suya düştüğü yer Adana, Yumurtalık, suyun altı Kaş. Öyle bir şey vardı burada. Yani 3 ayrı lokasyonda suya girdi. Onu da söylemiş olayım. Ya ilk bölümlerde suya atladığım bir sahne vardı. Şubat, Mart ayında çok soğuktu. Bir de Yiğitli'ye şey sürmedik de denir ya, içimize şey de giymedik. Ben giymeyeyim dedim. Böyle dalgıç hepsisi de giymeyeyim dedim. Öyle atladım ve çok çok soğuktu su. O sahne benim için çok zordu. Ebru'nun arkasından atladığım sahneydi. Ama çok zor bir sahneydi. En çok orada zorlandım ve üşüdüm. Fırat! Bir karşılaşmaydı galiba. Yani aileye Murat'ın dönüşü ve aileye girişi, annesiyle olan ilk karşılaşması, yediği tokat, sonradan sarılması, yani güzel bir sahneydi, yüksek bir sahneydi.
düşünce yapımla tabii ki aynı zamanda oynadığım karakterin düşünce yapısını ben de değiştirmek isterim. Fakat buna senaryo çok müsaade etmiyor. Çünkü her hafta bir iş yapıyorsunuz. Hani her hafta bir bölüm çıkartıyorsunuz. Yani öyle radikal bir değişiklik olmuyor. Yani sonuçta sezon geliyor araya. Bir 3-4 aylık ya da 2-3 aylık tatilimiz oluyor. Yani o yüzden hani Baran'ı benim kadar büyütemedik, öyle değil. Baran! Ne yapıyorsun sen? Sus, adımı ağzına alma. Baran! Yeter! Çünkü sen evlatların acı içinde kıvranırken neden olduğunu bile söyleme gereği duymadan ya kaçarsın ya saklanırsın. Sen işte busun baba. Yeter! Buraya bir Baran konmuş. Mehdi istemiş. Murat tamam demiş. Kadriye susmuş, Narin susmuş, Kendal susmuş. Baran'a ne olmuş? Baran yanmış, bitmiş, kül olmuş. Senin suçun yok dedem istemiş, senin suçun yok babam kucağına vermiş, senin zaten suçun yok. Ulan bütün suç benim mi be ha? Hanginizi kucağına sarayım, ana bugün çok kötü bir şey oldu diye, hanginizi kucağında abi? Nasıl paylaşacaksınız beni? Geçsem ya kendimi ortadan ikiye ha? Hanginiz kalbimi ister, hanginiz aklımı? Benim hayatımı çaldınız ya. Benim gençliğimi çaldınız, hayatımı çaldınız benim ya. Sen benim içimdeki kahramanı öldürdün. Kalk şimdi özür dile. Kalk özür dile. Kalk özür dile, kalk, 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 kalk. Yani Ada sinirli, asi bir kız, atarlı bir kız ama özünde çok da iyi bir kız. Hani dobra dobra bir kız. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru, arası olmayan bir kız. O yüzden mesela benimle o yönleri çok da benziyor. Ya siyah ya beyaz. Bazen tepkileri çok fazla oluyor. Evet, doğru. Hatta ben bile diyorum, yuh artık Ada. Ağzını topla! Evet, sen sesini! Asıl sen kesme! Kaşını tutun, ne var? Ada! Daha kesme lan ya! Hey! Kesin lan! Bizi yalnız bırakın haydi! Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Hiç mi utanma, ağırlanma yok sizde ha? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun Aslı lan? Ne diyorsun sen? Hatta sakin, ne sakin olmaz ya? Hatta yapma, yapma. Ne yaparım sana? Ne olacaksın, tamam mı? Bak elimde kalırsın. Ne oldu, bırak anne, ne diyorsun sen? Doğru söyle, doğru konuşacaksın. Valla indir, yemin ediyorum sana ağzına. Yeter ki ya, bırak. Hey
çok zorlandığım sahne açıkçası şu. Babamın katil olduğunu öğrendiğim sahnede ben ekranın başındayım. Bilgisayar ekranının başında. Baran'ın odasında oturuyoruz. Benim açımdan çok zordu çünkü şöyle bir durum vardı. Murat Hoca çok uğraştı. Reji çok uğraştı o sahne için. İşte gerekli bütün şartlar hazırlandı. Geceyi bekledik. Ben Baran'ın odasında oturuyorum. Bilgisayar ekranına bakıyorum. Hemen yanımda Baran oturuyor. Öyle bir sahne ki benim o anı görüp Asım'ın fiziksel durumunda o durumu yaşayıp o duyguyu hissedip bir yandan da Baran'a çaktırmamam lazım. Yani her şey o kadar kafamda doldu ki açıkçası tam yapabildiğime inanmıyorum o sahneyi. Yani o kadar zorlandım ki çünkü Asım'ın fiziksel durumu tabii ki beni de etkiliyor ve onu bozmamam gerekiyor. O fiziksel durumun içinde o sıkıntıyı tekrar yaşaması çok zor oluyordu. O gün en çok rejiyi yoran oyuncu bendim büyük ihtimalle. O günden sonra inşallah yormamışım. Narin bence çok zavallı biri. Gerçekten zavallı bir kadın. Ben her zaman Narin'e çok acıdım. Çünkü hiç yüzü gülmeyen. Hayat onu sadece ciddi mevzulara itebilmiş. Hayatta hiç güzel anları olmamış neredeyse. İşte bir tek çocuğuna sahip olduğu an. Hayatını sadece bir erkek çocuğu doldurmuş Narin'in. Onu da doğurmadığı için sonradan tabii bu aslında hayatın en büyük kaosu oluyor. En büyük, hayatındaki en büyük problem. Onun en büyük kabusu, en büyük acısı oluyor aynı zamanda. Hem en büyük mutluluğuyken hem de en büyük acıyı tabii ki bu çocuktan yaşıyor. Bence iki taraf da kendine göre haklı. Çünkü illa doğurması gerekmiyor. Bakan taraf da burada çok önemli bir etken. Çünkü bütün her şeyini aslında onunla paylaştı, onunla büyüdü, onunla yaşadı. Bu yüzden bence Narin'in de oğludur Baran. Ama yani kaçınılmaz bir gerçektir ki bunun oğlu. Daha mektup elinde, o zaman sen bir adımla yaklaş. Bir adım at, bir 10 saniye geçsin. Yani bir şey olsun, bu sarılmanın efekti güzel. Döndük mü ya? Ben hiç... Dönmedik de bindik ama böyle bir şey oldu ama sadece... Şey yaptık. İlk defa deneyeceğiz canım. Yani şimdi Elif bir provasını yapacak ama... Yani inşallah kusmayız yine yani. Bir stresim yok değil yani harbiden. Dur bakalım. Thank you.
Vallahi anlamadım. Ya işte ben trafik kazası geçirdim de böyle, o yüzden biraz sıkıntı. Ama sıkıntı olmadı yani. Orayı kaldı. Oyun olarak olduysa tamam. Dur be Kendal, dur! Allah kahretsin. Açın barikatı, açın! Söyledim iyi ki hani gitmeye çalışacağım falan filan. Böyle kalırsa. Ben o aksiyon sahnelerinde ben olmadım tabii ki. O araba kazalarında falan ben yokum ama. Benim olduklarım işte yangınlar falan. Sevinçler böyle. Her bölüm, bir gelen bir sonraki bölümü aratır vaziyette. Öylesine aksiyon var. Yazdığınız, çektiğiniz herhangi bir hikayenin akışını değiştirdiğiniz oldu mu? Tabii, zaman içerisinde değiştiriyoruz. Akış değişiyor. Yani bizdeki şeyin çok fazla ileriyi göremediğimiz için...
bölümlerin iki bölüm sonra ya da üç bölüm sonra ne yapacağımızı çok fazla bilmeden ilerliyoruz. Dolayısıyla bazen yaptığımız, yazdığımız hikaye ileriye doğru bizi kötü anlamda etkileyeceği için onu hissettiğimiz zaman değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani hem hikayeyi değiştiriyoruz, hem gidişatını değiştiriyoruz. Bunlar oluşuyor. Çiçek teyze, niye getirdin beni buraya? Kim gelecek? Görürsün şimdi kızım. Bekle azıcık. Yaşıyoruz Ayşe. Finalde bu kadar mutlu bir sonla biteceğini hiç hayal etmiş miydiniz? Final sizi şaşırttı mı? Şaşırttı. Gerçi mutlu sonla biteceğini ben hiç tahmin etmedim. Yani dizinin çatısı çok güzel. Zaten başarısının büyük bir sırrı da o. Çatı çok güzel, çok sağlamdı. Sonunda da ne bileyim, mutlu sonu hiç beklemedim yani. Bilemedim. Ama güzel oldu inşallah. Beğenirler. Özlem. Özlem. Zaman içinde, kalbur zaman içinde bir kız varmış. En zorlandığınız sahne hangisiydi çekerken? İlk sahne. İlk sahne. İyi tabii, ceza iyi. Her zaman ilk olan, sonuçta daha sonradan girdiğim bir işti ve insanları tanımıyorsunuz. Devam eden bir iş. O yüzden ilk sahne benim için biraz zorlayıcı. Sana bir işimiz düştü Kasım kardeş. Koğuşta Recep diye biri var. O ağamızın ayağına fena basmış. Ağamız der ki, üzüntümüz hafifletsin, biz de boşluk almayız, merak etmesin. Ne diyorsun kardeşim sen? Sana telefonda ne var diye sordum. Bir şey yok dedim ya, resimler. En çok zorlandığım sahne. Ya çektik, bir sürü sahne çektik ama özellikle şey, böyle hani benim karakter gereği biraz böyle fazla dayak yediğim için böyle işte düşmeler, kalkmalar falan, hani bunlarda bayağı bir zorlandık ama becerdik yani. Buyurun, kime baktınız? Kimsin sen? Ben mi? Ben bu fabrikanın müdürüyüm. Efendim? Müdürüm diyorum, müdür. Anlamadım. Arkadaşın Türkçesi kıt galiba ya. I am general manager. Do you understand me? Fabrikadayım Barana. O adamlara hiç göz mü tutmadı? Ben de bugün burada sabaha kadar nöbet tutacağım. Gelin lan, haydi. Mesut abiden dayak yediğim sahne. geçen bu sezonun başında
Yani Halfeti yanıyorken biz bir dayak sahnesi çektik ve kum ocağında çektik. Yani zaten hava sıcakken kum ocağı ayrıca bir sıcaktı. Ve o sıcakta fena bir dayak yedim. Sonra tabii kesildi. Ya, o kadar sert bir dayaktı ki montajda kesilmiş sahne. Yani dayak yediğim kısımlar kesilmiş. Ama yani şuramda bir dört parmak iz. İki bacağımın da dizimden aşağısı yara bere içinde çıktım sahneden. Ve çok sıcaktı, çok zordu. Çekmekte çekilirken en çok zorlandığınız sahne neydi? İntihar. Yani şimdi aslında daha önce de intihar ettim. Kendimi asmaya kalkmıştım. Fakat en zorlandığım uçurumdan atlama sahnesiydi. Aslında zorlanma da değil, ne yaptığımın yaptıktan sonraki ana kadar farkında değildim. Kendimi geri atarken. Yani kalbim yerinden hopladı diyebilirim o anda ama çok güzel oldu. Son isteğim. Arkamdan kimse ağlamasın. Hiçbiriniz ağlamayın, üzülmeyin. Sadece beni affedin. Sen de lütfen ana beni affet. Melek. Melek sakın yapma. Melek. Sürekli gözünüz üstümüzde. Keşke bu kadar düşünmeseniz. Ben. Şey, Hülya abla lafını söyleyebilir misin bana? En çok zorlandığım sahne bu Kadriye'ye gerçekten durumunu itiraf ettiği sahne. Kocaman bir mangal. Fikriye ve Kadriye karakterinin ailesinin annelerinin evindedirler ve o dev mangalda patates pişirmişlerdir. Mangalın içine ellerini sokarak acıdan ve yaşamın kendilerine getirdiklerinin hesabından söz ederler abla kardeş. Ve Fikriye durumunu ablasına açıklar. Peru saçından başından sıyırır. Onu oynamak teknik açıdan da benim için çok ama çok zordu. Çünkü peruk, özel bir makyaj yapılmıştı benim başıma saçımı kapatmak için. Çok özel ve çok ağır bir makyaj o. Yaklaşık 2-2,5 saat süren çok incelikli bir çalışmanın sonucunda yapılan bir iş. Bir yandan mangal yanıyor, geçmemesi gerekiyor. Bir yandan günün inmeden o harika mavisinin ve Halfeti'nin güzelliğinin karede olması isteniyor. Bir yandan çok ciddi ve çok ağır bir sahne. Peruğu sıyıralım, sahneye çekelim, elimizi ateşin içine sokalım. İnanılmaz zordu benim için o gün. O günü atlattıktan sonra bütün sahneler harikaydı. Kendal'la kavga sahnemiz bile harikaydı. Ne oldu oğlum? Vurmayacak mısın ananı oğlum? O kadar da zor değil. Ölmek, öldürmek bu kadar kolay mı ha? Bu kadar kolay mı? Kolaysa bitsin. Vur hadi vur. Vur. Vur sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ana çekil Allah aşkına. Bugün buradan ya o çıkacak ya ben. Bugün bu silah patlarsa bu evden sadece iki ananın cesedi çıkacak. Kenan. Kenan. Ananı vurmayacak mısın oğlum? Vur hadi. Vur. Vur oğlum. Vur. Vur Kenan. Vur oğlum. Vur hadi vur. 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 Vur oğlum. Çek. Çeksene. Çek. Vur. Vur hadi vur. Vur Kenan. Vur hadi vur. Vur. Vur Kenan. Vur oğlum. Vur. Çek. Vur. Vur hadi vur. Vur Kenan. Vur. 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 Aksiyondan ziyade hani duygusal yoğunluğu, duygusal yüksekliği daha çok olan sahnelerde daha fazla zorlanıyorum açıkçası. Hani aksiyon evet bir şekilde hallediyorsunuz vesaire ama duyguyla yoğun bir şeyler çektiğiniz zaman o sahneler benim için her zaman daha zor oluyor. Bırak!
Baran'ın kardeşi olduğunuzu öğrendiğiniz bir sahne var. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Ya evet. Hatta tam olarak burada çektik. Hatta bu çardakta çektik o sahneyi. Öldü sandığımız kardeşimiz Deniz yaşıyor. Baran bizim öz kardeşimiz. Konaktakiler bir yalanı yaşatmışlar bize de Baran'a da. Baran da bugün öğrendi. Kardeşimiz doğduğunda onu annemden ve bizden çalıp Narin'e vermişler. Baran bizim öz abimiz. Çok zorlandığımız sahne. Başka bir örnek verebilirdim ama bugün Oğuz Yüzbaşı'nın karakolu teslim etmesindeki sahne benim için çok duygusal bir sahneydi. Askerlerle vedalaşma sahnesi vardı. Herhalde evet 125 bölümdür çalışıyoruz. Çok zorlu, çok performans gerektiren sahneler çekmişizdir. Muhakkak çektik de. Ama bugünkü sahne, yani oynadıktan sonra farkına vardım. Tüm duyguların tam üstünde basa basa bu ayrılık sahnesi, askerlerin ayrılma sahnesi çok duygusal bir sahneydi. Vatanımızın ve milletimizin selameti için sizler burada gece gündüz canınızı hiçe sayarak haksızın, zalimin, vatan hainlerinin peşinde koşarak askerlik vazifenizi icra ediyorsunuz. Hepinize gurur duyuyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Eğer üzerinizde hakkım varsa size de helal olsun. Sağ ol. Zorluk aşamasından düşündüğümüzde de Kendal'la kavga sahnelerimiz birazcık bizi zorladı. Mesut abinin sağlık problemlerinden, benim kazadan geçirmiş olduğum sağlık problemlerinden dolayı sıkıntılarımız vardı. Ama kontrollü oyunculuklarla birlikte onları atlattık. Önce ne oldu komutan? Ne yapıyorsun? Dur oğlum, ben buradayım. Tamam, okey. Ne oldu? Silah yok. Daha silah. Attım o silahı orada. Silah orada. Ben o kurnazlıkla yani. Ne oldu komutan? Düşmanla vurarcık. Yani şöyle bir hareket yapsam. Düşmanla vurarcık cesareti olmayana adam mı denir ha? Vurmana gerek yok. Düşmanına vurarcık cesareti olmayana adam mı denir ha? Ha? Vursun. Tamam dedim, vurdum. Fırsatım varken beni vuracaktın. Bu da tutturdun. Bu da bastım. Aynen. Aynen böyle. Aynen. Fırsatım varken beni vuracaktın. Geber ulan. Arkamda koskocaman kara göz eti var. Sen kime sıkıyorsun? Sen orada mı olacaksın? Öyleyim sen böylesin. Seni buradan aldık. Nasıl söyleyeyim? O şeyden bak durdun. Dön silaha, dön silaha. Böyle şimdi silaha doğru bakın. Hayır. Fotoğraf var ya. Adam gidiyor, arada geri bakıyor. Böyle belli bir şey, bel, geniş bel seviyesinde böyle takip ediyor. Bir de dur, bitmedi. Aynı şekilde sadece ayaklarını takip ediyoruz. Bu. Tamam. Şey ister misin? Bir de ayrıca hani geçip... Yok. İster misin? Dediğimi yap. Tamam. Vakit kaybetme, daha sahne var. İşte
bir görüntü yönetmenine söylüyorum şunu sana. Resmi tarif edeceksin detaylı, çünkü görüntü yönetmenleri sadece resmi düşünüyor. Halbuki biz hikayeyi anlatıyoruz. Sağ ol, dur. Şuraya daya, ensesine değil. Şakağına. Yürürken de. Şöyle ha, gözünden bir bak sen şimdi, pörtleterek. Bak. Hoppa, evet. Tetik falan da çekiyoruz. Ben gözlerimde 100 kare oynatırım hocam. 1-2'yi de çıkarttım. Kaç ulan. İbi. Tamam, vay arkadaş. Sinemasal tatla yani. Tamam. Haydi bana eyvallah diye kalksın. Nereye kalkacaklar o? Nasıl bir asil. Haydi bana eyvallah. Ah, beni vurmadan durmam komutan. Zaten sen bütün bunları bu narin yüzünden buraya kadar gelerek yaptın. O anda seni çıldırtacak bir şey değil. Zaten adamın bütün söyledikleri seni çıldırtmak üzere. Narin intikamını alacak cesaret yok sende. Olsaydı Narin ölmezdi. Şeker alırdın yanına. Beni de ezer geçerdin. Yapsam da öyle. Haydi gidik zaten. Kıramazsın ki, kıramazsın ki. Narin cesedi durdurdum, Narin cesedi durdurdum. Hadi bunu. Yanına aşağı anlayayım, sen sevap. Kıramazsın ki. Vay komutan diyecek mi ya? Ondan ziyade hocam şuraya bir... Ben bir kafa yoruldum. Biz bunda kavga ediyoruz ya kendi adına. Sen kafa yoruldun. Oturuyoruz bardak. Fenerbahçe. Aragon istedim. Yok. Fenerbahçe işte. Konuşuyoruz. Beşiktaş çocuklar falan filan. Fener problemler oldu falan filan gidecek. Ya kardeşim bir sıkıntı varsa Aragon eski konuş derim. Hoca geldi ama. Hoca geldi. Hoca yapmazsınız. Aragon eski konuş derim ben de ya. Espriler yapıyorlar çok ama iyi. Berbatlıkta berbat, şey ediyorum. Yok, sınır yok. Tahmin ediyorum. Şey, şimdi bir tencere patates yedim, kıymalı. Lan bu komutan. Allah Allah. Ulan bitmiyor lan, bitmiyor. Nereye kadar kaçacaksın Kendal? Gel lan gel. Gel. Üst abi bu tarafa, Fogun Bey bu tarafa jandarmayı arayın. Ulan jandarma komutanı burada. Üstün ya sana. Abi. Ha o. Sana yedim. Aynen. Söyle, Narin'le Fırat abi hakkında ne konuştunuz anlat bana. Narin sana niye silah çekti Kendal? Sosyete güldü, hemen yetiştirdi demek. Kavga iyi Yumurbaş Bey. İlk yumurta şeyi bunlar o. Mesut abini giydirmiş. Narin benimle kavga ettiği için değil. Senin uçkur sevdan yüzünden canına kıydı. Beyzem kızını ölüme yollayan ben değil, sensin. Narin'in sebebi sensin, sen. Şimdi de bununla yaşamak zorundasın. Narin, benimle kavga ettiği için değil, senin uçkur sevdan yüzünden canına kıydı. Alışmak ya da sıkılmak gibi lüksünüz yok. Çünkü her hafta öyle bir senaryo geliyor ki. Yani her hafta biz aslında şöyle
Ya 20 bölümdür çekiyoruz, 50 bölümdür çekiyoruz, 60 bölümdür çekiyoruz moduna hiçbir zaman giremedik burada. Hep yeni gelen bölümle biraz daha heyecanlandık. Her işte o sahneleri okuduğumuzda, ya bunu nasıl çekeriz, bunu nasıl yaparız? İşte onu kovalıyor, o oradan uçuyor, o oradan atlıyor bilmem ne falan. Hep böyle geçti yani 125 hafta bu şekilde bayağı dinç. Hiç yani salmadan, böyle sıkılmadan, o alışmışlık vardır ya özellikle uzun soluklu dizilerde, bizde hiç olmadı. Keyif aldım. Sen aslında yine çok üşüdüğüm ve gerçekten çok zorlandığım, fiziksel olarak zorlandığım bir sahneydi. Ama nedense duygusu bana çok eğlenceli geldi. Çünkü gerçekten ekstrem bir duygu durumuydu. Adayla katili olduğumuzu zannedip cesedi yağmur altında ormana gömdüğümüz sahne. Çabuk, bir an önce buradan gitmemiz lazım. Vakit kaybetmememiz lazım. Alın şu direkleri, haydi. Haydi, haydi. Vakit kaybetmememiz lazım. Bir an önce buradan gitmemiz lazım. Ulan adamı öldürürken korkmadın da buradan mı korkuyorsun? Haydi, haydi. Allah'ım biz ne yapıyoruz ya? Teknene atladım, hiç tahmin etmediğim kadar gömüldüm. Hatta suyun içine battım. Normalde bel hizasında atlayıp karaya çıkacaktım. Ama ben suyun artık tamamen içine girdim. Çıkmak için debelendim bayağı. Ama o zorluk herhalde oyuna da yansıdı ki. Sudan çıktığımız sahne, Narin'e müdahale ettiğimiz sahnede daha etkili olduğunu düşünüyorum. Zor oldu ama çıktım. En çok zorlandığım... İlk bir yangın bloğumuz vardı bizim Fırat Atölye'nin olduğu yerde, şeyin Ebru Ev yanıyordu. Hem çok kalabalıktı, yani yangınla, aksiyonla birlikte dramatik bir blok da vardı. Hem hasta oynamıştı orada Ece, bayağı ağır hastaydı yani. Ama hani yangın mangın tabii ertelemek de mümkün olmuyor. Orada zorlandım biraz. O yangın sahnesinde hiç unutmuyorum, 39 derece ateşliydim. Gerçekten çok fenaydım. Bir de 2 kilo falan vermiştim dizanteriden dolayı. Bir de Arda o zaman daha ufaktı. Yani Rüzgar oğlumu oynayan. Daha ufak olmasına rağmen yine de kiloluydu. Ve bir de onu kucağımda taşıyıp koşturduğum sahneler vardı. Hatta hoca bir ara gelip, Ece istersen paydos verelim, bunu daha sonra çekelim, çok hastasın dedi. Hayır hocam, lütfen devam edelim. Çünkü dedim ben bir daha buraya gelip bu sahnelere devam etmek istemiyorum. Hemen çekelim, bitirelim demiştim. Anne! 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 Anne
kullanarak resmen ben aslında suya girdim arabayla. Belli bir bölümüne kadar su dolmaya başlayınca orada artık teknik açıdan ufak tefek numaralarla orayı Murat yönetmenimiz yedirdi. Ben sonra bir şekilde çıkıyorum içine ama ciddi şekilde bayağı bir içine, su içine girdim arabayla. Çıkıyorsun demek ki benim hiç şeyim değil. Yani ben pek şey yapamam, dayanamam. Bize bir bölüm gelip yani dizi olduğu sürece kalır. Ben pek şey değilim. Yani sevmiyorum birisinin işini bozmak ya da birisine sen gidiyorsun demek. Ya ben ilk önce tarafsızca sahneye baktım. Yani ben oynuyorum diye değil, sahneyi çok beğendim. Çünkü yani uzun süredir dizilerdeyim ama hem drama ama sert bir drama hem de bir kadın partnerim hiç olmamıştı benim. Böylesine bir sahne tarafsız gözle okudum ve beğendiğimi söyledim. Tabii bir süre geçtikten sonra üzüldüm çünkü parçası olduğunuz ve çok eğlendiğiniz bir ekipten bir şekilde ayrılıyorsunuz. O ritmin içinde olmuyorsunuz. Haftanın belli günleri saatlerce Antep'e uçup işte Halifet'te çekim yapamayacaksınız. Oranın hani hem oyuncu arkadaşlarınızı özlüyorsunuz hem de oranın yemeklerini, insanını özlüyorsunuz. Bir alıştığınız bir rutin. İlk başta hani verdiğim tepki ne güzel ölüyorum falan olmuştu ama sonra tabii bir süre geçince ayrılmak evet üzüyor insanı ekipten. Yani birilerine bağırmak zaten zor bir şey benim için. Bir de şimdi bunu gerçek kılmaya çalışmak, gerçekten samimi bir şekilde birine bağırmak bayağı zor bir şey. Ver o yüzüğü bana. Bana ver o yüzüğü, o benim annemin yüzüğü. O benim annemin parmağına takılmadığı yüzük, ver onu bana. Annemin yüzüğü. Deniz dur kızım dur. Ver onu. Abi.
nefret ediyorum senden. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Kış şartlarında çok zorlandım ben. Duygusal sahnelerimiz vardı. Onlarda çok zorlandım ama benim başımdan öyle çok abartılı bir aksiyon sahnesi geçmedi buradayken. Bir kere adam dövdük ormanda, o kadar. Neredeler? Çocuklar orada. Onlar kim? Aa! Ah! Zorlandığımız sahneler elbette ki oldu. En önemlisi hani biri seni ittiğinde beton yere düşüyorsun ve hani yani ister istemez hani ne kadar düzgün düşersen düş ki hani düzgün düşmememiz gerekiyor gerçekçi olması için de bayağı her yerim morardı. Yakasını tuttuğum zaman bazen Mesut'un canı acıdı, bazen benim canım acıdı. İster istemez oluyor çünkü kaptırıyor insan kendini. Oluyor yani. Oğluma ne yaptın dedim. Cevap ver! Allah senin belanı versin, belanı! Sakın! Ya ben Karagül'e geldiğimde çocuktum. 19 yaşında falandım ve şu an 23 yaşında buradan gidiyorum. Hatta geçen konaktan çıkma sahnemizi çektik böyle elimizde bavullarla. O kadar garip ki yani o kadar gözlerimiz doldu falan hani... Veda gibi aslında. Evimiz oldu çünkü burası ve ben burada çocukluğumu yaşadım. Şimdi buradan büyüyüp gidiyorum. O yüzden hüzün var yani. Evet, mutluyuz. Çok güzel bir iş yaptık, başardık. Her şey yolunda. Ama evimizden de ayrılıyoruz. İlk başta tabii ekibi aksiyona adapte etmek gibi bir göreviniz de oluyor. Ve oyuncuları inandırmak gibi bir göreviniz de var her şeyin başında. Dolayısıyla bu aksiyonla ilgili tehlikeli kabul edilebilecek meselelerde oyunculara... oyuncuları ikna etmek ve sonra da bütün ekibi hazır edip ama aslında hani kendi içinizde bir risk görseniz bile o riski minimize edip tehlikeli olmadığını kağıt üzerinde de, pratikte de hissetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla genel olarak bütün aksiyon sahnelerinde benim böyle bir zorluğum ya da kaygım var. Gel sen buraya ama bunu çekmiyorsun. Buraya geliyor, hop kapacaksın. Biraz şu tarafa doğru gideceksin. O gün böyle gelecek çünkü arkası boş olsun ki.
Bunlardan biri daha vurulmasına. Burada o aksiyon olacak. Buradan kaçacaksın. Orada itekleyeceksin Ece Hanım'ı. Binip vın. Sesleri dur. Silahını çıkar. Silahını çıkar. Neyse şey yap. Ona hedef alıyor mu? Almıyor mu? Olacak işte. Ne alsın. Alsın. Evet. Şimdi ben burada şey yapıyorum değil mi? Burada ben telefon konuşması falan yapacak mıyım? Bak bunu oynasın, dışarı çıksın. Bunu oynasın, asker gelip komutanım iyi misiniz desin. Çünkü burada manyağı bağlıyor ya. O zaman bu da dışarı. Şunu mu yapsan lan? Kendal, Kendal falan diye sor çöksen. Kükredikten sonra. Tam asker sonra asker gelip. Kan kaybı da var, yoruluyordu herif değil mi? Duyuyor musun Kendal? Beni duyduğunu biliyorum. Sen Özoğlu'nun katilisin Kendal. Onu kendi ellerinle öldürdün. Bu senden büyük ceza Kendal. Ulan. Ulan. Kendal! En keyif aldığınız sahne hangisiydi Karagül'de? Çok var. Dayı yeğen sahnelerinden çok keyif alıyordum. Ece zaten, onun olan sahnelerim zaten hep böyle bir farklı, birbirimize bizi çok yakıştırdı, yakıştırır seyirci. Onlar da çok keyifli. Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni. Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yana ağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yana ağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Benim için en özel sahne nedir derseniz, benim için en özel sahne herhalde final bölümünde babamın yanına geldiğim sahnedir. Çünkü hani hem seyircinin beklediği hem benim de gerçekten uzun süre beklediğim ve üstüne çok çok düşündüğümüz, çok çok konuştuğumuz çok özel bir sahne oldu benim için. Final sahnesi için şunu düşünüyorum. Seyircinin istediği cevabı verdi az. O saf pürüzsüz sevgiyi düzelmesine rağmen babasını o halde asla bırakmadı ve bakmaya devam etti. Ve her gün ona güzel bakışlar attı. Yani babasının ondan beklediği her şeyi Asım sonunda ona babası hediye etti gibi bir durum oldu. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Ama asıl daha da mutlu olduğum durum şu. Asım'ın söylemesi gereken şeyler vardı. Babasına sorması gereken şeyler vardı. Onları o kadar üstü kapalı, o kadar güzel, zaten o kadar güzel yazdılar ki o tiradı bence. Umarım ben de onun tadını çıkartabilmişimdir, umarım verebilmişimdir. Kaçırma gözlerimden de. Ben senin oğlunum. Ne olur utanma. Nispet işte özellikle size kaptan diye hitap ediyor. Bunun özel bir nedeni var mı? Mesut şöyle, Mesut beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Yıllardan beri çok birlikte çalıştık biz ondan. Yeni çalışmıyoruz, çok eskiden beri çalışıyoruz.
O öyle bir hitapta bulunuyor. Sağ olsun, yani beni kaptan olarak görüyor, işin başındayım diye. Yani birbirimizi seviyoruz. Bir şey söyleyeyim mi Şükrü abi? Hani Şükrü kaptana söyleyecektim bunu da. Şimdi ben böyle bir film vardır ya, Edward Norton'la Robert De Niro'nun oynadığı hırsız, ya polis değil de şey, hırsızlık hikayesi yani. Ve Edward Norton böyle oynar, böyle. Adı da Max ne? Merhaba Max. Merhaba der, oradan kartını basar girer fabrikaya. Bu orada çalışıyor böyle. Birinci perdenin sonuna kadar böyle görüyor. İkinci perde yine fabrikadan çıkıyor. Planını yapmış artık. İyi akşamlar diyor. İyi akşamlar, iyi akşamlar Max falan, tamam mı? Çıkıyor, yürüyor yürüyor böyle. Bir süre sonra kamera ayaktan böyle kalkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, tamam mı? Tam Edward Norton'u böyle şey görüyor, tamam mı? Bir şöyle arkaya bakıyor, tamam bir şey yapıyor. Ondan sonra normal yürümeye başlıyor. Meğer oynamış yani, kaç yıl. O özürlü oynamış. Ona normal yürümeye başlıyor. Acaba hadi ben de numara yapsam buradan delilmeli diye hastaneye falan yatıp oradan ben de düzelip böyle şimdi bittiniz ya diye devamı olsa mı acaba? Karagül'ün reyting rekorları kırmasının en büyük nedeni bana göre hikayesinin çok güçlü olması, çok güçlü bir hikaye üzerine kurulması. Tabii ki bunun yanı sıra doğru kastın, doğru ekibin birlikte bir araya gelmesi. En büyük nedeni buydu. Çok iyi bir ekip oldu Karagül. Gerek kast oyuncu kadrosuyla, gerekse teknik ekibiyle. Ekran başında sizler bu diziyi izlerken geri planda bunu yetiştirmekle ilgili, yayın kasetlerinin kanala yetişmesiyle ilgili büyük krizler atlattı. Hava şartları bizi çok yordu. Mekanlar arasında ki mesafeler Halfeti, Antep arasındaki çok uzun bir mesafe bizi çok yordu. Bir trafik kazası atlattık. Allah'tan çok ufak hasarlarla sağlık problemi yaratmayan bir trafik kazamız oldu orada. Mesut Akustan'ın ameliyatı oldu. Mesut Akustan'ın ameliyatının senaryoya entegre edilerek onun yaralanması gibi krizler atlattık. Ama çok büyük bir krizimiz şükürler olsun ki olmadı. Avşar Film olarak birçok dizi projesine, başarılı birçok dizi projesine imza attım. Ama gerçekten çok samimi bir şey söyleyeceğim. En uyumlu, en düzgün ekip olarak anacağımız bir iş oldu Karagül bizim için. Başta yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na, sonra tüm kasta, tüm ekibimize, tüm teknik ekibimize, arkasında olan kamera arkasında olan, kamera önünde olan, emeği geçen herkese son bir kez daha teşekkür etmek sene boyunca bizleri hep yüzümüzü güldürmüş, gururla bahsettiğimiz, içinde olmaktan son derece mutlu olduğumuz, gurur duyduğumuz bir proje olarak hep aklımızda anımsayacağımız bir proje olarak kalacaktır. Karagül gerçekten hak ettiği başarıyı bulduğunu düşünüyorum ben. Emek, başlangıcında yaşanan terslikler, yani bunlar hep hak edilerek kazanılmış başarı olarak görüyorum. Yani ben hiçbir zaman unutamayacağım, iyi ki bu ekibin içinde oldum diyeceğim bir iş olarak kalacak ben. Bunlar sevindik kendine. Nasıl yaptınız? Evet, evet, siz de ettiniz lan beni. Oğlumu siz öldürdünüz, sizi öldürdünüz deyip öbür bir alıp yukarıya çıkıyorum. Evet. Evet ama hepimize arkam dönüp oynama. Buralara ne yap yani? Tamam. Hocam istersen şöyle... Yok. Buralara da yok edelim. İşte ha. Bak orada bekliyor.
Hayır. Oraya dök. Buralar yanmıyormuş. O yüzden. Hayır, öyle değil. Sen oralarda o sedire dök. Bak, sedire dök. Tavuğu bağırabilirsiniz. Bir tek ağırlayıp uzak tutun. Hani bakmamasını sağlayın. İlluminati oldu ya sonra. Şöyle başlayayım usta istersen. Kendal! Kendal dur diyorum! Kendal dur yapma! Kendal dur! Ne zekalar diyecek? Anam görsün bağım. Nasıl yakılırmış? Ha? Hepinizi yakacağım. Hepinizi öldüreceğim ulan! Kendal! 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 Ya, dur, 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 ya. Kendal! 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 Bana ya! Dur! Dur! Yanın ulan! Yanın ulan! Yanın! Yanın! Hepiniz yanın! Hepiniz yanın! Ne? Kaynama mı? Yok. Yok. Hayır. Şimdi bak. Haydi bak. Omza alıyorsun. Bununla beraber yerlere göklere. Neyse böyle bununla dönüyorsun. Fakat buralara geldiğinde bak. Şunu yapıyorsun bak. Allah'tan korkuyorsun işte. Durmadan ne soruyorsun ya? Nasıl sopa? Şöyle insan sopa. Nasıl yapacaksın yani? Ay. Bunlar. Dedi ve kırdı. Amino asitlerle dengelenen köpükle toprağa bunu vuracaksın. Nerede? Uzaktan atacağım. Atacaksın. Ah deyince silah yere düşecek. Zaten ah dersin bence bunu yiyince. Silah yere düşecek. Sen de bir test et. Bak bu şey. Mahzen bulduk, oraya sonra bir şey diyemedik. Kapının arkasındakini günlerce, haftalarca bulamadık. En son yavaş yavaş bularak o kapının arkasında ne olduğunu... Biz de seyirciyle beraber takip ettik. Seyirciyle beraber takip ettik. Biz de bayağı bir merak ettik ne var. Ben muhteşem yönetmenlerle çalıştım, muhteşem oyuncularla çalıştım. Yani Şerif Sezer, Mesut Akusta gibi adamlarla, Şerif abla gibi bir insanla çalıştım. Ve o kadar mutluyum ki onlarla beraber çalıştığım için. Bizim şöyle bir durumumuz var, İstanbul'da da inanılmaz bir ekibimiz var yani. Hani bilinmeyen kameranın arkasındaki o inanılmaz yüzler. 125 bölüm, ortalama her bölümü 2 saatten hesaplarsanız 250 saatlik bir masal anlatmaya çalıştı bu masal. Ve 1000 tane parametresi olan bir işti bu. Oyuncusundan yönetmenine, kanalından yayın saatine, karşı kanalda ne olduğundan o gün maçın olmayışına, havanın durumuna kadar 1000 tane parametreyle boğuşuyorsunuz. Ve bu parametrelerin %80'i, %90'ı da öngörülemez şeyler. Biz buna rağmen bir hikayeyi ayakta tutmaya çalıştık burada. Özellikle Şükrü abinin söylediklerini ayakta tutmaya çalıştık. Şimdi 23. bölümde Kendal... hayalinde Asım'ın iyileştiğini görüyor yanında Baran takım elbiseli. En güzel rüyalardan biriydi. Nur topu gibi bir oğlun oldu. Hem de sapasağlam. İşte senaryoya göre hayal edip sonra çekimler olduktan sonra
hani koyduğumuzda beklediğimiz gibi olmayıp ya da tam tersi sahneye çok fazla gelip kaldırdığımız oldu. Ama o müzikleri tabii kütüphanemize koyuyoruz. Ondan sonra öyle bir an geliyor ki ya evet hani şu yaptığımız müzik var ya tam bu sahneye göre deyip çıkarıyoruz sonra. Allah size kötülüğün bağım. Az kaldı az. Birazdan biterim sizinle. Yettiniz ulan canıma. Burası son çıkış. Artık duygunun son nokta atışı yapıldığı yer. Burada kısaca anlatmak gerekirse müzik, atmosfer ve diyaloğu bir araya getirip beyni hazır hale getiriyoruz. Tüm evlatlarının katili sensin Kendall. Benden, kendi kızından ne istedin? Önce kızım. Yo. Susun. Ben bir şey yapmadım. Biz Murat'la hatta 51-52 bile oldu değil mi? 49-50-51-52 elimizde evet. 3 bölüm vardı. Biz ona falan 6 tane fragman yaptık. En son kanala hangisini yollayacağımız şaşırmıştık falan. Şükür beğenmemişti. Burayı keseriz. Hep aksiyon olduğu için hangi planı koysak, hangi sahneyi koysak tanıtım çıkıyor sonuçta. Bırakma beni. Lütfen geri dön Murat. Bu sırrı kimse öğrenmeyecek. Bu sır Murat'la beraber öldü. Yeter! Yetmez. Asıl bundan sonra korkun benden. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Her şey daha yeni başlıyor. Ya gerçekten buraya ilk geldiğimde ben herhalde cennetteyim şu an dedim. Dediğim gibi Fırat Emin orası, özellikle oranın manzarası, sessizliği, doğası beni en çok etkileyen şeylerden biri oldu. Bugün merak ettim duyduları orası şu an hiçbir şeyden eser kalmamış. Tekrar tarlaya dönmüş. Şu anda görmek istiyorum, merak ediyorum orayı ama yine de tabii bir yıl kaç sene anımız geçti orada. Bir yıl şey yaşadık. Üzülüyor insan tabii ki. Yıkın ulan yıkın! Taş üstüne taş kalmasın! Aslında mekanın yıkılacağını öğrendiğimde ilk hissettiğim evet galiba bu iş bitiyor duygusu oldu. Çünkü 3,5 yıldır buradayız, hatta 4 yıla yakın. Sanki hiç bitmeyecek gibi bir hayat sürüyoruz. Yani bir dizi çekmekten çok Karagül hayatımız olmuş galiba. O yüzden biraz tuhafıma gitti doğrusu, çünkü dizinin çok önemli sahnelerini burada çektik. Ah!
önce de ve çok üzülmüştüm ben. Ve hani yıkılırken de zaten gözlerim doldu. Ağlamamak için zor tuttum kendimi açıkçası. İlk buraya 7 Ocak 2013'te geldim bu araziye ve henüz inşa halindeydi iki ev. Atölye hiç yoktu hatta. İşte yerini falan tam belirledik Erol Taştan'la beraber. Bir tür evimiz gibiydi buralar. Doğrusu çok vakit geçirdik, çok zor sahneler çektik. Duygusal, dramatik sahneler çektik. Üzücü tabii. Karagül sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çok ilgi gördü. Şu an hala bizimle beraber zannediyorum 80 küsur ülkede gösterimde. Ve onlar bizden daha sonra başladıkları için, onlar biz bitirince onlar bir seneye yakın bir zaman devam edecekler. Karagül bütün dünyada çok sevildi. Yani bazı sevilmeyen dizilerde ilk 39 bölümü yayınlanır, sonra diğerlerini almazlar. Bizim şu ana kadar ki bütün bölümlerimizi bu bütün ülkeler aldılar ve onlar da çok sevdiler. Yani Halfeti'nin doğasını sevdiler, oradaki karakterleri sevdiler. Oyuncuların performanslarını, inandırıcılıklarını sevdiler. Yani herkes dünyanın her yerinde oynadığı yerlerde kendine göre bir şey buldu. Yani sevecek bir şey buldu. Kendini onun içerisinde hissetti. Bu açıdan bütün dünyada çok başarılı. Hatta şöyle bir şeyler var. Buraya gelip oyuncuları görmek isteyenler, bu oyuncularla tanışmak isteyenler var bizim. Şirkete çok müracaatlar var ve çok bizi oralara davet ediyorlar. Yani şu an yayınlanan ülkelerde ekip olarak bizi ağırlamak istiyorlar. Böyle bir sevildi. Yani zaten bir dizi eğer kendi ülkesinde çok başarılıysa dünyanın her yerinde de başarılı oluyor. Karagül'ün genel kastını, genel havasını bozmamaya çalıştık. Yan oyuncuları da seçerken. Orada çünkü ister istemez çok uzun süre çalışan ve beraber yaşayan bir oyuncu grubunun içine İstanbul'dan yeni bir oyuncu göndermek de biraz işte o havayı bozma tehlikesi var. Uyum sağlayamaması tehlikesi var oyuncuların oraya. Ki senaryoda sürekli açılan yeni öyküler vardı. Çok profesyonel bir ekiple çalıştığınız için özellikle reji grubu çok profesyoneldi. Çok da zorlamadı açıkçası. Ama onun dışında bazı sahneler bizi yordu. Özellikle bu arabaların takla atması, kaza sahneleri, bazı yangın sahneleri, su altı sahneleri. Bunda zorlanmalar olsa da başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. 4 sene boyunca bütün zorluklara rağmen Karagül'ü bitirdik. Siz de bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ederiz. 4 senenin sonunda ekranlara veda ediyor Karagül. Son olarak Karagül izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Karagül izleyicilerine işte biraz önce de söyledim ya, sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi 4 yıl bırakmadılar. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Her kesimden izleyicimiz oldu. Yani benim telefonumu buluyorlardı, beni arıyorlardı ve teşekkür ediyorlardı. Hatta şimdi böyle bir sürü şeyleri var. İzleyen böyle kemik seyircimiz var. Ve bize şu an bitirmeyin, işte biz bunu çok seviyoruz, yani bunu bize yapmayın gibi böyle çok güzel tepkiler var. Ama her şeyin bir sonu var. Bunu daha fazla şey olmasını istemediğim için tadında bırakmak istedim. Git buradan, tamam mı? Anam! Git buradan! Kapıyı açayım bir dakika. Defol! Sallayın. Konuşmadık Kendal. Bağırıp çağırdım, böyle olacak. Bir şey var bende bugün, bir şey. Ama ben yine de ayakta kalmaya çalışıyorum değil mi? Ulan sırf bunlara rağmen karıştırdım, bitti olay bende şu an. Böyle mi karşılayacak lan o an? Hop. Fazla naz aşık aşık usandırır. Fazla naz aşık usandırır. Küçük ağa.
Kendal diyeyim. Ben dedi bakmayayım sana işte. Bir saniye. Görüşürüz. Onu bugünlere kadar ben yetiştirdim ben. Narin benim. Kız daha önce vurulmuş ve biz bunu daha yeni... Tutamadım. Ya Mesut bıyığını yeme ya. Allah'ın seversen bıyığını yeme ya. Delireceğim ya. Deli gibi arabam kullanıyorum. Evet. Deli gibi. Oğlum ne? Halbuki tamam hadi hazır. Elin yok. Ütüsü. Temizliğine, üstüne ütüleyim. Bugüne de görecek miydik? Hayır hocam, arada badem bakın.